kıssalardaki hikmetleri anlayamama. Allah Kur'an'da çeşitli konuları örnek ve benzetmelerle açıklar. Bu örnek ve benzetmelerde çoğunlukla önceden gelmiş peygamberlerin veya elçilerin hayatlarında ya da Kur'an'ın indirilmesinden önce yaşanmış çeşitli olaylardan aktarılan bilgiler içinde geçer. Dolayısıyla Kur'an'da yer alan bu tür kıssalar insanlar için pek çok ibret, örnek, işaret ve hikmetler taşırlar. Bu ilahi hikmetleri kavrayamayan kimselerin her devirde Kur'an hakkındaki cehaletlerini sergileyen sözlerini Allah Kur'an'da şöyle bildirir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman işittik dediler. İstesek biz de bunun bir benzerini söyleyebiliriz. Bu eskilerin efsanelerinden başkası değildir. Enfal suresi 31. Onlara Rabbiniz ne indirdi dendiğinde eskilerin masalları dediler. Nahl suresi 24. Oysa akledemeyenlerin masal sandıkları kısalar, müminlere yol gösteren sayısız değerli bilgi ve örneklerle doludur. Allah her devirde müminlerin başlarına gelebilecek her türlü olay ve şartı geçmiş peygamberler ve kavimlerin yaşadıklarından çeşitli örnekler vererek açıklamaktadırlar. Bu kısalar sayısız ilahi hikmet içerirler. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz. Allah'ın müminlerin ve inkar edenlerin üzerinde işleyen ve dünya kurulduğundan beri değişmeyen kanunlarını göstermek. Müminlerin her devirde karşılaşabilecekleri olaylar, imtihanlar, sıkıntılar karşısında ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını, ne tür tepkiler vermeleri gerektiğini, nasıl bir ruh ve ahlak yapısı sergileyeceklerini, Allah'a karşı nasıl bir tavır ve üslup içinde olmaları gerektiğini tarif edip açıklamak. Her konuda müminlere yol göstermek. Müminlerin şevklerini artırmak inkar edenleri uyarıp doğru yola davet etmek için bu davete uymayanların hüsranla biten sonlarını hatırlatmak. Kıyamete kadar Kur'an'a uyan müminleri dünyada ve ahirette bekleyen güzel sonu müjdelemek. Bu hikmetleri algılayacak akıl ve kavrayıştan yoksun olan kişiler ise kendi düşük akıllarınca Kur'an'ı bir hikaye kitabı gibi görme yanılgısına kapılır. Kısalardaki hikmetlere erişemezler. Bu kişilerin her türlü öğüt ve açıklamaya kapalı, sabit fikirli, algıları kilitlenmiş kimseler oldukları ayetlerde şöyle belirtilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan seni dinleyenler vardır. Oysa biz onu kavrayıp anlamalarına bir engel olarak kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Onlar hangi apaçık belgeyi görseler yine ona inanmazlar. Öyle ki o inkar etmekte olanlar sana geldiklerinde seninle tartışmaya girerek bu öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir derler. En'am suresi 25. Bu tür kişiler bu davranışlarıyla Kur'an'a ya da İslam'a bir zarar veremezler. Kendileri her ne kadar Kur'an'a zarar vermek, insanları din ahlakından saptırmak ya da alı koymak isteseler de gerçekte egane zararı farkında olmadan kendilerine verirler. Bu gerçek az önce okuduğumuz ayetin devamında şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar hem ondan alıkoyarlar hem kendileri kaçarlar. Onlar yalnızca kendi nefislerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda değildirler. Enam suresi 26 İçinde bulundukları yanılgının farkına vardıklarında ise iş işten geçmiş, çok geç kalmışlardır. Artık geri dönüş ve telafi imkanı yoktur. Bu durum ayette şöyle haber verilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen. Derler ki, Keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. En'am suresi 27.